Merhaba değerli izleyenler. 25 Ekim'de Aydın'da Güzelhisar Kız Yurdu'nda arızalı asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra Türkiye'nin hemen her yerindeki KYK yurtlarında öğrenciler eylemlere çıkmışlar ve nitelikli barınma ve yaşam haklarını savunmuşlardı. Biz de bugün bu konuyu hem öğrencilere soruyoruz hem de nitelikli barınmadan kasıtları neler, öğrencilerin talepleri nelerdir, bunları ekranlarınıza yansıtacağız. Zeren Ertaş'ın arızalı asansörün düşmesi sonucu vefat etti ve öğrenciler Türkiye genelinde ayaklandılar. Siz de bir öğrencisiniz. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Öğrencilerin durumuyla ilgili bu, yaşanan olayla ilgili. Ya öncelikle aslında şunu söylemek istiyorum. Devlet özellikle son birkaç senedir pandemiden sonra öğrencilere süper KYK yurtları yaptığını, öğrencileri çok rahat koşullarda barınma imkanları sağladığını propaganda ediyordu. Çok uzun süredir biz öğrencilerimize şu kadar yurt yaptık, şunları yaptık, bu kadar öğrenciye barınma hakkı sağlıyoruz diyordu. Bunun sebebi de aslında pandemi zamanı başlayan bu barınma sorunu, barınma kriziyle ilgiliydi. Ama bugün yaşanan olaylara baktığımızda aslında o propaganda edilen, öğrencilere barınma hakkı sunulduğu iddia edilen KYK yurtlarının çoğunda asansörlerin çalışmadığını, öğrencilere içinden yabancı maddeler çıkan yemeklerin servis edildiğini, öğrencilerin bir koğuş gibi 8 kişi, 10 kişi aynı odalarda kaldığını görüyoruz. Bizim okulumuz için de bu geçerli. Çoğu devlet okulunda öğrenciler şu an barınmak için yer olmadığından dolayı 10 kişilik, 12 kişilik koğuşa benzer odalarda, dairelerde kalıyorlar. Zeren Ertaş arkadaşımızın yaşadığı da aslında bütün bu ihmallerin, bu bizlere propaganda edilen o imkanların gerçekliğinin olmadığının bir göstergesi olmuş oldu. Arkadaşımız arızalı olduklarını daha önceden yurt müdürlüğüne bildirdikleri, öğrencilerin şikayette bulunduğu ama hiçbir şekilde bir işlem yapılmadığı bir asansörde hayatını kaybetti. Aslında bir nevi katledildi. Çünkü Zeren arkadaşımızın ölümünün sorumluları olduğunu biz biliyoruz. Bu yüzden öncelikle bu devletin propagandasını yaptığı, bizlere sözde sunduğu imkanların gerçek yüzünü gösteren bir olay olduğunu düşünüyorum. Nitelikli bir barınma değil, sadece barınmayı sağlayalım ama niteliği önemli değil gözünde mi bakın? Hem nitelikli bir barınma zaten sağlanmıyor hem de barınma da aslında sağlanamıyor. Yani şans eseri, hasbel kader yurtlara yerleşebilen arkadaşlarımız oluyor. Buna o kadar seviniyorlar ki çünkü barınmak şu anda herhangi bir öğrenci evine çıkmak vesaire zaten çok pahalı. Bir KYK yurduna girebildiklerinde bile çok seviniyorlar ve bu imkanlara arkadaşlarımız katlanmak zorunda kalıyorlar. Mecbur kalıyorlar, razı olmaya çalışıyorlar. Buna razı oluyorlar ama o da o kadar niteliksiz ki bir arkadaşımızın canının pahasına böyle ihmalleri göze alabiliyorlar bu insanlar. Peki bu olaylardan sonra mesela öğrencilerin çok fazla sokaklara çıkmadığı ya da eylem yapmadığı bir dönemdi. Ama bu yaşanan olaydan sonra öğrenciler, Türkiye'nin hemen hemen 150 KYK yurduna yakın öğrenciler eylemlere çıktı. Bir öfke hakimdi. Bu öğrenciler bu öfkeyi dışa vururken bu sadece Zeren Ertaş'ın hani katledilmesinden sonra, öyle söyledin çünkü hani hayatını kaybetmesinden sonra oldu. Bu bir birleştirici rol de oynadı aslında. Hani öğrencilerin topyekün bir ses çıkarabilmesi için. Sen bu konuda ne diyorsun? Öğrenciler bundan sonraki süreçte seslerini çıkarabilirler mi? Bir cesaret verdi mi bu eylemler? Ya tabii ki kesinlikle cesaret vermiştir. Çünkü eminim bu eylemlerde daha önce belki de hiç protestoya katılmamış yüzlerce arkadaşımız bu sefer dışarı çıktı. Zaten çok genç bir kesimden bahsediyoruz. Bunun sebebi de herkesin aynı sorundan muzdarip olması. Bütün bu eylemlere baktığımızda özellikle çoğu KYK yurtlarında, çoğu ihmallerle yaşamaya çalışan, çoğu bu niteliksiz yurtlarda barınma mücadelesi veren arkadaşlarımızın düzenlediği eylemler. Bir de hani eyleme katılırsam yurttan atılırım korkusu da vardı. Şimdi bu topyekün bir birleşme olunca böyle bir korku da ortadan kalkmış olabilir. Evet, zaten bazı KYK yurtlarında eyleme çıkan arkadaşlar yurt müdürlüklerine öyle bir baskı yapmışlar ki
gibi eyleme katılanlara ceza verilmeyeceği, işte yurttan atılmayacakları gibi aslında taleplerini dayatmışlar ama en önemli talepleri aslında gençlere ya da genel olarak nitelikli bir bu barınma krizinin çözülmesi, nitelikli barınma sağlanması, aslında parasız eğitim hakkının tekrardan dillendirilmesine de bir nebze faydalı olmuş oldu. Yine de yeterli görmüyorum ben, çünkü bu tarz eylemlilikler bazen saman alevi gibi büyürler, sonra da sönme ihtimalleri olabilir. O yüzden aslında şu an gençliğin yapması gereken bu yurt kriziyle başlayan, bu barınma kriziyle başlayan birkaç senedir dönem dönem yükselen eylemlilikleri aslında diğer sorunların ana sebepleriyle birleştirmek olmalı. Peki bu diğer sorunlar neler? Onları da senden bir dinleyebilir miyiz? Yani bugün aslında nitelikli barınma hakkı derken Türkiye'de ihmal edilen birçok haktan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü barınamayan gençlik bir yana, bir de mesela cinsel kimliği yüzünden barınamayan, hiçbir eve çıkamayan, direkt bu yurtlara alınamayan arkadaşlarımız var bir yanda. Veyahut yaşadığı evde abisi, babası, kocası tarafından barınma hakkı ihmal edilen, yaşama hakkı ihmal edilen kadınlar var. Ya da ırkçılığa, ayrımcılığa uğrayan göçmenler var. Türkiye'nin aslında birçok farklı kesimi sadece bir barınma krizi de değil, bir yaşama krizi aslında yaşıyor Türkiye'de. Bununla beraber yaşadığı şehirde mesela belediyelerine kayyum atandığı için aslında bir yandan barınamayan bir Kürt halkı var. Ya da üniversitelerine kayyum atandığı için bütün sosyal ortamı, üniversitede olan arkadaşlarımız bu sosyal ortamda tabiri caizse barınamıyorlar. Tabii ki bir arkadaşımızın katledilmesiyle Boğaziçi'nde benim şu an okula gidip gelmemi bir tutmuyorum ama bunların hepsine baktığımda sağlanamayan imkanlar, devletin halktan aldığı bir nebze ya da devletin egemenlerin çaldığı hakları ben görüyorum. Ve bütün arkadaşlarımızın da aslında bu haklar karşısında hem demokrasi, hem özgür yaşam, hem aslında adil bir yaşam talebi yükseltmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bundan sonrasında hep kendi gündemlerimiz, yerel gündemler, yerel sorunlara işaret eder bu eylemlilikler. Ama yine de kesinlikle umut verici. Çünkü o meydanlarda buluşmadan da bu soruları tartışmanın hiçbir şekilde bir ortamı olmuyor ve insanın gerçekten kafasında bir ışık yakıyor böyle bir haksızlığa karşı başkalarıyla yan yana gelebilmek. O yüzden umarım bu problemler yani sümen altı edilmez ve aslında alıştığımız, şu an dillendirirken bile sanki ezbere söylemiş gibi takır takır söylediğimiz sorunların gerçekliğine daha güçlü bir karşılık verebiliriz diyebilirim. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin ekonomik durumu da son zamanlarda kötü bir gidişatta ve öğrenciler bundan en çok etkilenen kesimler aslında. Çünkü senin de söylediğin gibi kiralar çok fazla ve öğrencilere bu yansıdığında çok yani onların durumlarını çok fazla etkiliyor. Hem böyle bir sorun var, hem de öğrencilerin son dönemlerde özellikle bu eylemler yaşandıktan sonra da 4 tane üniversite öğrencisinin intiharı gerçekleşti. Yani intihar ettiler. Sen bu konuyla ilgili ne dersin? Hani öğrenciler bir yandan yaşamaya çalışırken bir yandan da hani hayatlarından vazgeçen öğrenciler var. Sen bu konuyla ilgili ne dersin? Benim çevremde ben dahil çoğu öğrenci çalışmak zorunda okurken. Çünkü gerçekten devletin verdiği burs ya da kredi zaten çok az. Bu ekonomide aileden çok kolay para alıp eve çıkmak bir gerçekliği olan bir şey değil çoğu arkadaşımız için. Çünkü kiralar çok yüksek. Bu yüzden de benim tanıdığım çoğu arkadaşım zaten çalışıyor. Ben de üniversiteye başladığımdan beri birçok farklı işte çalıştım. Ama biz hiçbir zaman nitelikli işlerde de çalışamıyoruz. Çünkü bir yandan okuyoruz. Bu yüzden hiçbir zaman sigortalı bir çalışan olmadık. Hani bir çalışan olunca da bir KYK bursu alan varsa bursu kesiliyor. Böyle bir durum var ortada. Evet, ya da aslında en azından bütün paramı kiraya vereyim de harçlığım çıksın diye bir kafede bir şifte gitmek ya da işte bir çocuğa oyun ablalığı yapmak gibi hani fazla emek verip az paraya aslında geçirebildiğin işlere gidiyor arkadaşlarımız ve bu da aslında hem sosyal hayatını bitiriyor hem okul hayatını etkiliyor bir yandan çalışmak. Hem de bu geçinememe kaygısı, çünkü üniversitede en rahat olması gereken belki de yılları bu sürüncemeyle geçiren insanlar gelecek açısından daha da kaygılı oluyorlar. Bir gelecek de vaat etmiyor Türkiye gençliğe. Çünkü sadece üniversiteli gençlik değil, bu üniversiteden sonrasında da artık bir gençlik oluşmuş durumda. 30 yaşında, 35 yaşına kadar belki de hani İstanbul'da rahat geçinebildiğim bir eve belki insanlar çalışarak bile ulaşamıyorlar.
Bundan dolayı da arkadaşlarımızın aslında intiharlarını, geçinemediklerini söyleyip hayatlarına son verdiklerini biz görüyoruz. Bu da yine aslında sistemin katlettiği arkadaşlarımız onlarda bir yandan. Bu yüzden durumlar aslında şu an belki de bir yaşama ya da hayatta kalma savaşına dönmüş durumda birçok insan için Türkiye'de. Bu son yaşanan öğrenci eylemleri Boğaziçi'nde de yaşandı zaten. Siz öğrenciler bu nitelikli barınmayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Zaten nitelikli barınamıyoruz. Çünkü benim yurtadan 15 kişilik. Ve bunu öğrendiğimde gerçekten 3 katlı ranzalar var. Ve o da gerçekten bunu kaldıracak kapasitede değil. Birine bir hastalık bir şey olsa herkese bulaşma ihtimali çok fazla. Ve zaten yani barınma problemi çok büyük ve barınma problemimiz yok diye bunun üstünün kapatılması çok yanlış bir şey. Mesela bu son yaşanan KYK'da bir asansörün, arızalı bir asansörün düşmesi sonucu bir Zeren Ertaş vefat etti. Sen bu konuyla ilgili ne dersin? İhmaller sonucu neler yaşanıyor yurtlarda? Hani umursanılmıyor genel olarak. Daha önce de o asansör konusunda pek çok kez dile getirmişler bu konuyu. Ama illa birinin ölmesi mi gerekiyordu umursanması için? Gerçekten normal insan, zaten Türkiye'de normal bir insanın canının bir kıymeti yok. Ama öğrencilerin hiçbir şekilde bir kıymeti yok yani. Peki bu nitelikli barınma dediğin, hani KYK'da yaşanan bir ona ranzalardan bahsettin. Bu sorunlar ne, sadece yatak meselesi mi yoksa başka sorunlar da var mı? Öğrenciler ne ile karşılaşıyor yurtlarda? Sadece yatak sorunu değil, yemeklerde içinde daha önce böyle pilavda falan sanırım kurt bulmuştu bir arkadaşım. Hijyenik olmuyorlar ve yani tuvalet ve banyo sorunu da çok fazla. Çünkü çok az banyo var. Mesela benim katım 100 kişilik falan ve 4 tane banyo var sadece. Çok fazla sıra oluyor ve çok kötü kokuyor ve aşırı pis zaten. Hafta sonu temizlik olmadığı için de hafta sonları daha da pis oluyor. Ve biz burada 7/24 yaşıyoruz. O yüzden yani... Peki yurt idaresi bu duruma karşı siz bir şikayette bulunduğunuz zaman size nasıl bir dönüş sağladı? Yani çok yararlı bir dönüş sağlamıyor açıkçası. Özellikle birinin bir sağlık, başkalarına geçebilecek bir sağlık problemi yaşandığında kendi önleminizi alın diyorlar bize ve o kişiyi mesela karantinada öyle bir şey olmuyor kesinlikle. Ben geçen yıl yurtta kalıyordum ama çok uzun süre yurtların hani kuralları açıklanmadı. Yani böyle Haziran'da mı, Temmuz'da falan açıklandı. Sonra bir açıklandığına baktım, yurt çıkmamış bana. Bir şok oldum, ne yapacağımı bilemedim. Yazık. Bir öğrenci okula başladığı zaman 4 yıla başlıyorsa 4 yıl bir yurt hakkı oluyor. 2 yılsa 2 yıllık bir hakkı oluyor. Evet. Bu her sene yenilenmeye mi başladı? Nasıl oldu? Normalde hazırlıkta yurtta kalıyordum. Ben öyle olunca hani 4 yıl boyunca 5 yıl boyunca kalabiliyorsunuz. Böyle hani bunu vaat ediyordu okul. Sonra çıkmayınca şok olduk zaten. Yani teknik olarak benim 5 yıl yurtta kalabilmem gerekiyordu. Yani bu hak elimden alındı. Yurt çıkmayınca bir süre bekledim tekrar açıklanır diye. Bir süre açıklanmadı. Sonra ben de artık Ağustos ayı gibi bir arkadaşlarla bir eve bakayım falan diye düşündüm. Sonra bir arkadaş bulmuş. Ben de onu, yani o kızı tanımıyordum. Tanımadığım insanlarla eve çıktım bu arada. Bir odası boşmuş. Yeni girmişler. Ben de girdim. Bu öğrencilerin hani eve taşındınız ama bunların ekonomik durumu nasıl? Kiralar ne durumda? Yani kiralar çok fazla. Şu an kalmam gereken yurdun 3 katı kadar bir kira ödüyorum kendi odama. Diğer arkadaşlarım da öyle ödüyorlar. Benim maddi olarak çok zorluyor. Çünkü normalde harçlık olarak hani alacağım parayı ben sadece barınmak için veriyorum. Ve bu sefer de ben okulum dışında bir yerde çalışmak zorunda kalıyorum. Bu da benim derslerimi çok kötü etkiliyor. Hiçbir vaktim kalmıyor. Yurtta kalsam şu an bu kadar maddi zorluk çekmeyecektim. Peki bu nitelikli barınabiliyor musun? Hani eve taşındı ama bu nitelikli bir barınma mı gerçekten? Hani istediğin zaman doğru düzgün beslenebiliyor musun? Ya da işte gezebiliyor musun? Bir öğrencisin, çalışabiliyor musun? Hayır, yani genelde yemek yapacak vaktim de olmuyor ve malzemeler çok pahalı. Okuldan yemeye çalışıyorum genel olarak. İstediğim zaman yemek pişiremiyorum. Mesela dün sadece makarnam vardı ve sadece dümdüz makarna yedim. Böyle olmaması gerekiyor bence. Onun dışında istediğim gibi gezemiyorum. Yani hisar üstünden neredeyse hiç çıkmıyorum. Vaktim olmuyor. Param da olmuyor. Hem bir de şeyi düşünüyorum artık. Hani kahve alacağıma başka bir şey alırım. Kahve alacağıma yoğurt alırım. Kahve alacağıma ne bileyim
meyve alırım, sebze alırım falan diye düşünüyorum. Bence bunu düşünmemem gerekiyor. Benim dışarı çıkıp eğlenebilmem de gerekiyor. En basitten bir kahvenin hesabını bile yapmamam gerekiyor. Ama yani artık bu duruma düştük. Peki şunu da sormak istiyorum. Son yaşanan öğrenci eylemleri hakkında sen ne söylemek istersin? KYK'da arızalı asansörde düşmesi sonucu Zeren Ertaş vefat etti. Sen bu konuyla ilgili ne söylersin? Hani bu ihmal konusunda senin bir öğrenci olarak söylemek istediğin şey var mı? Yani ben o olay yaşanmadan önce de Twitter'ı çok aktif kullanıyorum. Orada da sürekli KYK yurtlarındaki sorunları insanlar paylaşıyordu. Sürekli yemeklerinde kurt çıkıyordu. Bizim yemekhanemize de çıkıyor zaten artık. Ya da yemeklerin ne kadar kalitesiz olduğundan bahsediyorlardı. Porsiyonların ne kadar küçük olduğundan bahsediyorlardı. Temizlik sorunlarından bahsediyorlardı. Sonra birden o olayı gördüm. Ve sadece o da değil yani. Başka KYK yurtlarında, başka şehirlerde de aynı olaylar oluyor. Yani bu çok kronik bir sorun. Kronik bir sorun bence. Yani genel olarak hiçbir şekilde denetlenmediğini düşünüyorum. Ve memurların asla işini yaptığını düşünmüyorum. Yani sadece bekçi olarak falan duruyorlar. Yani yazanlara göre, ben KYK'da hiç kalmadım ama giriş saatleri 10 falanmış ya da 11. Hani tek kontrol ettikleri giriş saatleri ve hani odada kettle kullanıp kullanmadıkları. Onun dışında çocuklar asansörde mi kalmış, aç mı kalmış, kurtlu yemek mi yemiş, işte motor yağıyla yemek mi pişirmişler? Yani bunları hiç kontrol etmiyorlar. Tek kontrol ettikleri şey yani ahlak bekçiliği. Tek yaptıkları şey bu. Hani bilmiyorum, KYK'da kalmayı hiç istemedim. Bana normalde KYK'da çıktı hazırlıktayken. Yani ben iki seçeneğim vardı. Ya Kilyos'a gidip yurtta kalacaktım ya da burada okuyup, Kuzey Kampüs'te okuyup KYK'da kalacaktım. Bana çıkan KYK yurdu 60'lardan kalmaymış. Fatih'te böyle içeride 1,5-2 kilometre içeride metrodan. Böyle asansörü olmayan, yani bildiğiniz şey yani deniz kumundan yapıldığına emin olduğum bir yurt bana çıktı. Ve o yurt normalde kapatılmış. Geçen yılda Eylül ayında barınma sorunu olmuştu öğrenciler arasında. Tekrar o sırada açılmış. Ben de şey düşünüyordum, hani metroya yakın olan yurt çıktı bana falan diye düşünüyordum. Sana ek binayı gönderdiler dediler. Sonra bir baktım ek binada içeride, hani çok iyi bir semt de değil. Sonra ben KYK yurdu hakkını iptal etmek zorunda kaldım. Çok kötü bir yurt çıktığı için. Bir de bu KYK yurtları arasında çok garip bir eşitsizlik var. Bana çıkan 6 kişilik koğuş gibiydi. Bazıları 8, bazıları 4, evet, bazıları 10. Bazıları otel gibi yerlerde, evet, kalıyor. Bazıları 8 kişilik kalıyor. Bazıları baza, bazıları... Yani bazı yurtlar içerisinde 2 kişilik odalar var, 4 kişilik odalar. Evet evet, bu şöyleydi. Tuvalet banyosu yok. Evet. 6 kişilik. Zaten tavan çok alçak. Ve mobilyalar şey böyle. Mobilya dediğim yatak sadece. Ve hapishane dolabı gibi böyle. Hani kız yurdunda masmavi iç karartıcı bir oda vardı. Mobilyalar gerçekten sanki hapishaneden böyle alınmış gibiydi. Biraz da psikolojik bir etki. Evet yaratıyor. Evet, gerçekten ben düşündüm yani burada nasıl kalacağım falan diye düşündüm. Topladım pılım pırtımı. Hani Kilyos'a gittim, yorganım yastığım bile... Yorganım yoktu galiba. Çünkü hani KYK'da yorgana izin vermiyorlar. Evet, yorgana izin vermiyorlar kendileri. Ya ben biriyle tartışmıştım bu konuda. İşte neden insanlarla ortak çarşaf kullanacakmışız ki? Çok bana hiç steril gelmiyor yani. Şey dediler, temizlik açısından olsun. O zaman herkes kendi çarşafını getirsin, onu kullansınlar. Hani toplayıp birlikte yıkayınca... Bana hiç steril gelmiyor yani başkasının kullandığı yastık kılıfını, çarşafı falan kullanmak. Bilmiyorum, genel olarak KYK'nın insani şartlarda insanları barındırdığını düşünmüyorum. Öğrenciler nitelikli barınabiliyorlar mı? Sorunları nelerdir? Ne yazık ki nitelikli barınma mümkün değil. Özellikle biz yazın Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak bir yurt krizi yaşadık. Bunu medyaya da yansıttığımızı düşünüyorum. Ne yazık ki çok kalabalık odalarda 6, 8 hatta 15'i bulan, kişi sayısı 15'i bulan odalarda şu an bazı arkadaşlarımız kalmak zorunda. Ve üçlü ranza sistemi de var. Dolayısıyla nitelikli barınma ne yazık ki şimdilik söz konusu değil çoğu arkadaşımız için. Sadece yatak problemi mi, yoksa hani beslenme diye başka uyulması gereken hani kurallar asıyor ya yurtlar. Hı hı. Onunla ilgili bir problem var mı? Açıkçası odaların büyüklüğüne baktığımız zaman herhangi bir öğrenci için yeterli kapasite yok ne yazık ki. Örneğin bir odada yalnızca küçük bir masa var, kare bir masa ve bu masa 4 kişinin ya da 5 kişinin bir araya gelip oturması, ders çalışması için bile çok yetersiz. Yani öğrencilerin kendilerine has bireysel bir ortamı yok maalesef. Bu bizim için büyük bir sorun oluşturuyor. Odalarımız gerçekten çok küçük. Dolayısıyla
barınamıyoruz diyebilirim bu konuda. Peki şu son yaşanan olaylarla ilgili Zeren Ertaş'ın arızalı asansör düşmesi sonucu vefat etmesinden sonra Boğaziçi'nde de eylemler oldu. Siz bir de Türkiye'nin 150'ye yakın KYK'sında da eylemler oldu. Sen bunlarla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Yaşananlar çok acı, o yüzden bütün öğrenciler olarak sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim yurtlarımızda asansör gibi bir sistem mevcut değil. Fakat olsa bile eminim ki idarenin en iyi şekilde önlem almasını biz de isteriz. Ve bu şekilde onlara gerekli baskı yapılmalı. Çok acı verici gerçekten yaşananlar. Hiçbirimiz bunları hak etmiyoruz. En iyi şartlarda, en iyi okullarda okumak için büyük mücadeleler veriyoruz. Ve tabii ki yetkililerin de sesimizi duymasını istiyoruz. Katil! KYK! Gündemin Sesi programımızın bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.